kimleri kurtarıyor genelde? İslam'a hakaret etmemiş olanları. Kur'an'a hakaret etmemiş olanları döndürüyor Allah. Kalbine döndürüyor. Kur'an'a tekme atacak. Kur'an'a küfür edecek. Kur'an'ı ayağının altına alacak. Allah bunları döndürmüyor, izin vermiyor. Yani 24 yıldır ben İslam'a hizmet ediyorum. Neler gördüm? İslam'a hakaret eden birileri oldu mu? Allah bunların dönmesine izin vermiyor kardeşler. Dönmesine izin vermiyor. Hayatının sonuna kadar İslam'a küfretmeye devam ediyor. Bu ülkede 65 yaşında başörtülere küfreden bir kadın vardı. Meşhur bir kadın. Başörtüler şöyle, başörtüler böyle, ikna abluları kurdular, hakaret ettiler, aşağıladılar. Sonra kadın hayatının son dönemlerinde kanser oldu. Alay ettiği, küfrettiği o başörtüsünü başına takmak zorunda kaldı. Çünkü kel oldu. Saçlarının tamamı döküldü. Ve işin daha garip tarafı, o halde bile ölürken, böğüre böğüre ölürken bile başörtüsüne küfretmeye devam etti. Allah ona imanı nasip etmedi. Bakın ölçüyü görüyor musunuz? İslam'a küfretmeseydi, Müslümanların bir inanışı vardır. Onlar öyle yaşayabilir. Ben inanmıyorum diyebilir. Bu özgürlüğüm var. Allah dilediğini dileyene iman etsin, dileyene inkar etsin diyor Kur'an'da. Bu özgürlüğü bize vermiş. Bu insana son nefesinde bile iman nasip edebilir. Ama İslam'a küfreden birine son nefesinde iman nasip etmiyor. Bak iman etse o başörtüsüne küfreden kadın son nefesinde kurtulacak. İman etmiyor. Çünkü düşmanlık etti. Allah da nasip etmiyor. Mevla Teala şu neslimizi koruma olayını bize nasip etsin kardeşlerim. Amin. Neslimizi bilinçlendirme olayını, şu videoları, şu sohbetleri, şu kitaplarımızı, şu yazılarımızı her tarafa ücretsiz bir şekilde nakledebilme, yayabilme olayını bize nasip etsin. Amin. Biz bu nasibi Allah Teala'dan istiyoruz. Allah'ım bizim ellerimizle, bizim dillerimizle hidayet ver bu insanlara diyoruz. Amin. Amin ya Rabbi. Biz talibiz. Aç gözlüyüz, harisiz bu konuda. Biz aç gözlüyüz. 7 milyar insanın hidayetine biz talibiz Allah'ım. Sen bizi kullan ya Rabbi. Amin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.